Değerli izleyenler merhabalar. Yeni bir günde, yeni bir video ile yine karşınızdayım. Ben Mustafa Türk. Bugün sizlere Bursa Orhan Gazi'den sesleniyorum. Ve Orhan Gazi'de Hektaş'ın tesislerindeyiz. Hektaş'ı normalde biz sadece ilaç ve gübre aldığımız ürünler olarak biliyorduk. Ancak burada tam bir çiftçi koruma üzerine kurulmuş bir tesis var. Ve üretim merkezi aynı zamanda. Burada yerli üretimleri de sağlamaya çalışıyor arkadaşlar. Burada tesisleri bizi hem gezdiriyorlar hem de en iyi kaliteli ürünü nasıl çıkarırız? Bunlar konusunda bize yardımcı olacaklar. Ziraat mühendisleriyle de artık çiftçiye yardımcı olacaklar. Biz bir anlamda buradaki izlediğimiz yani yapılan çalışmalara bakarak da hem sorularımızı soruyoruz hem de bizim de kendi teknolojimizin ve kendi üretim tesislerimizin ne aşamalara geldiğini bir anlamda görmüş oluyoruz. Ben siz değerli izleyenlerime burada yapılan çalışmaları ve neler yapıldığını da bu videomda anlatmak istiyorum. Değerli izleyenler şu anda Hektaş'ın Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğü Bursa'daki bu yerdeyiz. Ve bu yerde şu anda bin bir çeşit ürün de yetiştiriciliği yapılıyor. Aynı zamanda yerli tohum çalışmaları da yapılıyor. Bizim ilgi alanımızda üzüm oluşturduğu için biz üzüm bahçelerinde gezeceğiz. Burada bayağı bir çeşit üzüm yetiştiriciliği de yapılıyor. Ve bu üzümlerin nasıl bir uygulama yapılıyor? Bunları da siz değerli izleyenlerime göstereceğim. Şu anda tesisi seraları gezmedik. Seraları bayağı bir sıcaktı. O yüzden bizim de ilgi alanımıza sera girmediği için biz daha çok ilgi alanımız olan bağcılık üzerine gezintimize başlıyoruz. Değerli izleyenler şu anda Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı, özellikle üzüm konusunda Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı bağların arasındayız. Ve burada bayağı bir çeşit üzüm denemesi de yapılıyor ve yetiştiriciliği de yapılıyor. Yakın çekimde üzümlerin durumlarını da siz değerli izleyenlerimle paylaşacağım. Asıl bizi ilgilendiren kısmı aslında üzümdü. Ancak burada sadece otobüsle bile gezerken dünyanın meyvesinin yetiştiğini gördüm. Yani her çeşit meyve ve sebze yetiştiriciliği yapılıyor. Yani biber patlıcandan, domatesinden tutun da elma, armut ve sayamayacağım birçok meyve ürünü de kiraz, ayva, aklınıza ne gelirse ceviz, bunların tamamının Ar-Ge çalışması da yapılıyor. Ve hangi bölgede, hangi toprağa nasıl uygun olduğu da tespit edilmeye çalışıyor. Bu arada burada taban suyu çok fazla yüksek olduğu için bu şekilde arık sistemi ve yüksek sistem yapılmış. Yüksek sistemin üzerine de bağlar dikilmiş ve diğer meyve ağaçları dikilmiş. Taban su seviyesi çok, taban suyu çok yüksek olduğu yerlerde kök atması için bu şekilde bir çalışma uygulaması yapılıyor. Evet, siz değerli izleyenlerime şu anda yakın çekimde üzümlerin ve yapılan çalışmaların durumunu göstermek istiyorum. Değerli izleyenlerim, Ar-Ge çalışmasının yapıldığı Hektaş'ın bu tesisinde özellikle her üzüm cinsi bu şekilde başta tabelalar şeklinde belirtilmiş ve özellikleri sıralanmış. Arkasından da şu şekilde üzümlerin durumunu belirtir sıralarımız mevcut. Buradan üzümlerin durumunu da izleyebiliyoruz, yakından görebiliyoruz, hatta tadına bakabiliyoruz. Aynı zamanda buradan içinden ilaçlama da yapılabiliyor. Mesela bu sıradaki üzümlerle yan sıradaki üzümler değişiyor. Şöyle yakından sizlere gösterme şansım olsun. Evet, şu anda farklı bir cins üzümün içine geldik yine. Buradaki üzüm cinsimiz yine farklı ve her üzüm istenilen özelliğe göre burada sıralanmış. Burada hem üzümleri bu şekilde tanıyoruz hem de yetişme koşullarını ve verimliliğini de aslında bir anlamda değerlendirilmiş oluyoruz. Burada yapılan Ar-Ge çalışması aslında bize bir anlamda yol gösteriyor. Hektaş'ın bu Ar-Ge çalışması bütün meyve ve sebze yetiştiriciliği üzerine aslında çiftçiye yönlendirecek bir sistem. İlerleyen zamanda bizim satış konumuzda da Hektaş bizlere yardımcı olacaktır. Hektaş bu işe daha yeni girdi. Daha seneye inşallah bu bağlarla ilgili de üzümlerle ilgili de özellikle satışıyla alakalı firmalarla, büyük firmalarla anlaşarak biz çiftçilere yardımcı olacaktır. Ve bunun sözünü de bize vermiş bulunuyorlar. Biz bu tesisi gezerken aslında bir anlamda yaptığımız çalışmanın, emeğin
bir anlamda karşılığını da görüyoruz. Yani bir anlamda burada bir denenmesi yapılıyor ilaçların, gübrelerin ve diğer çalışmaların. Bu sayede de yapılan, denenmiş, test edilmiş ürünleri de biz kullanmış oluyoruz. Evet, buradaki asmaların çoğu aşılı. Ve şöyle sırayla bütün üzüm çeşitleri farklı farklı olarak yerini alıyor. Yan taraf biraz daha erkenci üzümü, erken eriyen üzüm. Zaten pembeleşmiş vaziyette. Şu anda 30 Haziran'dayız ama üzüm artık pembeleşmiş. Temmuz'da yenilebilir kıvama gelecektir. Buradaki üzümler ise cinsi tamamen farklı ve yeni işçilik yapılmış. Fazla olan salkımlar da bu şekilde koparılmış. Bazı çekirdekli üzümlerde özellikle cansız salkımlar bu şekilde koparılmaya gidiyor. Ve geri kalan üzümlerin de daha iri ve kaliteli olması sağlanmış oluyor. Evet, şu anda Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı yerde bütün çiftçi arkadaşlarımız geziyorlar. Üzüm çeşitlerini inceliyorlar. Burası çok verimli bir tesis olmuş. Hektaş'ın böyle bir tesis yapıp çiftçilere bilgilendirmesi ve bize yol göstermesi önemli bir unsur. Çünkü yol gösterici olmayan bir firma ürününde çiftçiye hiçbir şekilde yardımcı olunamıyor ve çiftçi yönlendirilemiyor. Ne yapması gerektiğini bilemiyor. Bu şekilde yapılan çalışmalarla çiftçilerimiz de her türlü alanda yönlendirilecektir. Evet, süper yol üzümü bizim genelde yetiştirdiğimiz üzüm çeşitlerinden. Evet, sırayla şöyle çeşitleri de gezmek istiyoruz. Trakya İlkeren, Horoz Karası. Genelde bu üzümler hemen hemen bildiğimiz üzümler. Royal ve ticari olarak yetiştirildiğimiz üzümler. Mevlana. Mevlana da bizim bölgede bayağı çokça yetiştirilen üzümler arasında. Evet. Crimson. Crimson da çok dayanıklı olarak bilinen bir üzüm. Ve gayet de dediğim gibi ticari olarak da kullanılan bir üzüm. Atasarısı çok fazla bizim bölgemizde dikilmiyor. Red Globe şu son sıralar özellikle tonaj bol vermesinden kaynaklı, verimin yüksek olmasından kaynaklı tercih edilen bir ürün. Zaten burada bilgiler arasında ne kadar tonaj verdiği ve ne kadar hasat zamanının ne zaman olduğu ve nasıl bir budama şeklinin olduğu da özellikle belirtilmiş ve bilgilendirilmiş. Yani bu testi gezdiğinizde aslında hangi çeşit üzümü yetiştirecekseniz ondan ne kadar üzüm alacağınızı da aslında bir anlamda öğrenmiş oluyorsunuz. Evet, bu da yabancı üzümlerden bir tanesi. Yeni yeni şu anda ülkemizde yetiştirilmeye başlandı. Yine bir başka üzüm çeşidimiz. Sona doğru geldik. Burada çekirdek sultanı yok. Birkaç tane var. Evet, bizim yetiştirdiğimiz üzümden sadece birkaç tane asma olarak varmış. Daha henüz çekirdeksiz sultani üzümünden tam anlamıyla burada yetiştirilemiyor. Evet abi, üzümlerin durumu nasıl? Güzel palyara benim var ama onun gibi değil. Ya bu nasıl bir şey acaba? Yani sizinki daha mı kaliteli yoksa kalitesiz mi? Bu sivri, benimki biraz daha yuvarlak. Abi yabancı ürünlerle bazen şey yapılabiliyor. Benimki Amerikan vurma. Bu da şeydir abi, aşırı çoğu büyük ihtimal asmaların. Şöyle dibine baktığımızda. Cinsi farklı olmuş olabilir abi. Çünkü 1400 çeşit üzüm var. 1400 çeşit üzüm olduğu için cinsi değişebiliyor. Evet, şimdi buradaki gezen insanlar da kendi yetiştirdikleri üzüm çeşidiyle de buradaki üzümleri karşılaştırıyorlar. En azından bir deneyim sahibi oluyorlar. Yani kendi yetiştirdikleri üzümle kalitesini de bir anlamda, kalibresini de bir anlamda ölçmüş oluyorlar. Evet. Üzüm bağları dediğim gibi bu şekilde içinin ortasının dere gibi olmasının sebebi taban suyunun çok yüksek olması. Hatta şu anda bastığımızda batıyoruz yere şu şekilde. Bayağı bir çamur. Taban suyu çok yüksek olduğu için bu şekilde bir sistem uygulanmış. Genelde üzeri örtmek üzere kurulu bir sistem. Yani dolu filesi çekilebiliyor ve üzeri örtülebiliyor. Bu şekilde ayarlanmış üzümler.
Değerli izleyenler, şu anda Arge çalışmalarının yapıldığı Orhan Gazi'den çıkarak Bursa'nın içine geldik. Şu anda içini de bir taraftan tarihi yerlerini gezme şansımız oldu. Buraları da gezme yönden değerlendireceğiz. Öncelikle buradan buradaki tüm takipçilerime selam gönderiyorum. Bursa çok güzel bir şehir ve çevresinde özellikle tarım ürünü olarak her çeşit ürün yetişebiliyor. Arge çalışmalarının yapıldığı, özellikle bu Hektaş'ın Arge çalışmalarının yapıldığı yerde biz bunu bir anlamda gözlemlemiş olduk. Ve şunu gördük, tarım her yerde yapılabilir. Uygun ortam oluşturulduğunda mutlaka bitkiler yetişecektir. Yalnız burada dikkatimi çeken çekirdeksiz sultane üzümü çok az bir şekilde vardı. Tam anlamıyla burada yetişip yetişmediğini bilemiyorum. Bu tecrübemizi öğrenemedik. Bizim Manisa Alaşehir bölgesinde özellikle çekirdeksiz sultane üzüm yetiştiriliyor. Bu bölgelerde ise üzüm çeşidinin diğer üzüm çeşitlerinin tamamı yetişiyor ve bakımı güzel yapıldığında ve iyi bir bakım yapıldığında her çeşit üzümü de alabiliyoruz. Ben Bursa'da hava şartları yönden bitki yetişmenin mükemmel olduğunu gördüm. Her yer yemyeşil ve tarihi bir güzel olan bir şehir. Şimdi bu güzellikleri birlikte dolaşmak istiyorum. Değerli izleyenler, şu anda Bursa'nın tarihi sokaklarında geziyoruz, çarşısındayız. Burada hem turistik yerleri gezmeye çalışıyoruz hem de tarihi hakkında da bir anlamda bilgi sahibi olmaya çalışıyoruz. Rehberimiz eşliğinde şu anda bir gezi programı çıkardık. Bursa'nın tarihi güzelliklerini de bir anlamda görmüş olacağız. Doğal güzelliklerinin yanında, yani tarım yönden gelişmişliğinin yanında bir de Bursa'nın geçmişi var. Bayağı 8-10 bin yıllık bir geçmişe sahip bir şehir. Bu şehrin güzelliklerini de gelmişken görmeden gitmek olmaz. Dediğim gibi aynı zamanda tarım özelliği yönden güzel bir şehir. Her türlü tarım bitkisi yetişebiliyor. Meyve sebze yönden bol bir şehir ve yeşilliği bol olan bir şehir. Bunun yanında da tarihi güzellikleri bambaşka. Evet, şu anda tarihi güzelliklerini gezmeye devam ediyoruz.